Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 yılı Kasım ve Aralık ayı Ehliyet Sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Lütfen soruları bu şekilde ezberlemeyin. Soruların mantığını kavrayın. Çok daha yararlı olacaktır. Kanalımızdaki konu anlatımı dersleri bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sol alt köşede Instagram adresimiz mevcut. Lütfen videoyu bitirdiğinizde kaç doğru yaptıysanız aşağıdaki yorumlar kısmına bunu yazın arkadaşlar. Bu çok önemli. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz arkadaşlar, sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler? A aracının eski parçalarını çevreye atması, B aracının bakımını zamanında yaptırması. C. Aracını gereksiz yere çalışır halde tutması. D. Aracında ucu, ucuz ve kalitesiz yakıt kullanması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Aracının bakımını zamanında yaptırması çevreyi olumlu etkiler arkadaşlar. Lütfen araçlarımızın bakımlarını zamanında yaptıralım. Devam ediyoruz. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında hangi tür taşıtların Öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır. Çok önemli bir soru. A otomobil, B motosiklet, C tehlikeli madde taşıyan taşıt, D lastik tekerlekli traktör. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Tehlikeli madde taşıyan taşıtlarda 50 metreden az olmamalıdır aradaki mesafe. Normal araçlarda ise Hızımızın tam olarak yarısı diyorduk her zaman. Bunu biliyorsunuz zaten. Ama tehlikeli madde taşıyan taşıtlara 50 metreden daha fazla yaklaşmıyoruz. Görsel bir soruyla devam ediyoruz. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Tünel yaklaşımını B. Sola mecburi yönü C. Sola tehlikeli devamlı virajı D. Döner kav kavşak yaklaşımını Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Dönel kavşak yaklaşımını bu tabela bize bildirir. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? A 2 santim, B 5 santim, C 8 santim, D 11 santim. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 5 santim kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı yapılmalıdır arkadaşlar. Sırada yine görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Durmanın yasak olduğunu. B. Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu. C. Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu. D. Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu yani glakson çalmak yani korna çalmak yasak anlamındadır arkadaşlar. Sürücüler hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 1. Aracının yük ve teknik özelliğine. 2. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına. 3. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna. Işıklara bakalım. A1 ve 2. B1 ve 3. C2 ve 3. D şıkkımız ise 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. 1, 2 ve 3. Yani hepsine göre hızımızı ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? A. Huzursuzluk. B. Baş dönmesi. C. Dudak çevresinde morarma. D. Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk şok belirtilerinden biri değildir. Aşağıdaki durumların hangisinde sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir? A. Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse, B sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyumuşsa, C molalarda kan dolaşımını arttıran hareketler yapılmışsa, D şıkkımız ise temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse refleksler çok daha yavaş gerçekleşecektir arkadaşlar. Lütfen alkollü bir şekilde trafiğe çıkmayalım. Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir? A rotil B aks C amortisör D şaft Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Amortisör yay salınım süresini kısaltan bir parçadır arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? A bisiklet yolu B motosiklet yolu, C bisiklet giremez, D motorlu bisiklet yolu. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Bisiklet yolu anlamına gelmektedir. Bisiklet yollarının e, zemininde genelde bu bisiklet amblemi yer alır arkadaşlar. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir? A itfaiyeci yöntemi, B rentek manevrası, C sürükleme yöntemi, D hemlik manevrası. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İtfaiyeci yöntemi tekniği ile ilgilidir arkadaşlar. Kara yollarında taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Yol çizgileri B) Işıklı işaret cihazları C) Trafik polisinin sayısı D) Kara yolundaki taşıt sayısı Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yol çizgileri ile belirlenir. Yani şerit diyoruz arkadaşlar. Şeritlerle belirlenir. Her şeritte en fazla bir araç gidebilir. İki araç ya da iki motosiklet aynı şeritte gidemez bu yasaktır. Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur? A. Sağlık Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı C. Kültür ve Turizm Bakanlığı D. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın trafikle ilgili hiçbir görevi yoktur arkadaşlar. Sırada her ne kadar karışık olsa da çok basit bir soru var arkadaşlar. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır? Lütfen tüm araçlara dikkatli bir şekilde bakalım. Özellikle sınavda görsel soruların içindeki tabelalara dikkat edelim arkadaşlar. Şıklara bakalım. A1, B2, C3 D4 Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2 numaralı aracın yaptığı Öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır arkadaşlar. Sollamaya hazırlanıyor. Yani sollamaya kalkışıyor. Ve solunda bir araç var. Bir numaralı araç var. Kazaya sebebiyet verebilir. Bir kavşakta trafik zabıtası ile birlikte Aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır? A. Yer ve yön denetlemelerine B. Trafik zaptasına C. Işıklı trafik cihazına D. Trafik işaret levhalarına Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Öncelikle trafik zabıtasına yani trafik polisine uymamız zorunludur arkadaşlar. Yani kırmızı ışık yansa bile trafik polisi bize geç diyorsa geçmemiz gerekir. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar? A. Arka sis lambası B. Kısa hüzmeli farlar C. Uzun hüzmeli farlar D. Sol sinyal lambaları Kafanız karışabilir arkadaşlar. Soruda mavi renkli ikaz ışığını sormuş. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Uzun hüzmeli farlar devredeyken bu ikaz mavi renkte yanar. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır? A. Diğer şoförlere bağırmak. B. Hız yapmak. C. Kırmızı ışıkta geçmek. D. Derin nefes almak. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Derin nefes almak stresi azaltır arkadaşlar. Sağa sola bağırmayacağız, agresif olmayacağız trafikte. Derin nefes alacağız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir? A) Deride kızarıklık B) Vücut sıcaklığının artması C) Solunumun aniden derinleşmesi D) Nabzın süratli ve zayıf olması Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Nabzın süratli ve zayıf olması şokun belirtilerinden birisidir. 88 89 kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Fren mesafesini B) Duruş mesafesini C) Takip mesafesini D) İntikal mesafesini Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Takip mesafesini ifade etmektedir arkadaşlar. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır? A) Uşak B) Sivas C) Konya D) Trabzon Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Trabzon ilimiz. Haritaya baktığımız zaman en fazla doğuda olan bize sorulduğu için en çok doğuda olan ilimiz Trabzon'dur arkadaşlar. Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir? A. Kayıp B. Hasar C. Tahribat D. Trafik kazası Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Trafik kazası adı verilir. Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü, gelişini nasıl haber vermelidir? A. Birkaç defa selektör yaparak. B. Acil uyarı ışıklarını yakarak. C. Birkaç defa korna çalarak. D. Dönüş ışıklarını yakarak. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Birkaç defa selektör yaparak gelişini haber vermelidir. Kamyon, kamyonet ve römorklarda kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması, B kasa üzerinin kapalı olması, C elle tutulabilecek korkuluğun bulunması, D kasa kapaklarının kapalı tutulması. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Kasa üzerinin kapalı olması zorunlu değildir. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır? A. Ayaklarından çekilerek B. Baş çene pozisyonu verilerek C. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak D. Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak araçtan çıkarılmalıdır. Aksi takdirde felce neden olabilir. Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır? A. Omurga kırığı B. Üst kol kemiği kırığı C. Ön kol kemiği kırığı D. Köprücük kemiği kırığı Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Ön kol kemiği kırıklarında tes kırıkların tespitinde yapılır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? A. Yakıt borularının uzunluğu. B yağ filtresinin tıkalı olması, C yakıt filtresinin tıkalı olması, D hava filtresinin tıkalı olması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hava filtresinin tıkalı olması fazla yakıt tüketimine neden olur. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Lütfen dikkatli bakalım. A 1 şaft, 2 diferansiyel, 3 aks. B 1 şaft, 2 aks, 3 diferansiyel. C 1 aks, 2 diferansiyel, 3 şaft. D 1 diferansiyel, 2 aks, 3 şaft. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 şaft, 2 diferansiyel, 3 aks olacaktır. Bu doğrusudur arkadaşlar. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir? A şok pozisyonu, B koma pozisyonu, C alt çene pozisyonu, D baş çene pozisyonu. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Koma pozisyonunun veriliş aşamalarını göstermektedir. Lütfen dikkatli bakalım ve aklımıza kazıyalım. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? A. Göğüs kemiği 3 cm aşağı inecek şekilde bası yapılması B. Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması C. 3 kalp masajı 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması D. Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması doğrudur. Devam ediyoruz yine ilk yardım sorusuyla. Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır? A toplar damar kanamaları, B bacak bölgesi kanamaları, C çökme kırık ile birlikte olan kanamalar d koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar. Doğru cevabımız c seçeneği olacaktır. Çökme ile birlikte olan kanamalar. Yani çökme oluyor arkadaşlar. Hani kırık oluyor. Atıyorum göğüs kafesimizde kırık var. Oradaki kanamalarda kemiğin arasına damarı sıkıştıramayız. Bu sakıncalı bir durum. Kemiğe zarar veririz. O yüzden sakıncalıdır. Kamyon, çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında saklamak zorundadır? A 1 ay, B 3 ay, C 6 ay, D 1 yıl. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 ay süreyle takograf kayıtlarını aracımızda bulundurmamız zorunludur. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar? A) Yağ filtresi, B) Yakıt filtresi, C) Polen filtresi, D) Ekran filtresi. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yakıt filtresi yakıtın temizlenmesini sağlar. Bakımı yapılmamış araçlarda yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Radyasyon B) Hava kirliliği C) Su kirliliği D) Toprak kirliliği Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Öncelikle hava kirliliğine neden olur. Sırada görsel bir sorumuz var. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. B yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır. C yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. D yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. Yani kolların istikametindeki araçlar geçebilir anlamındadır. Bu soruda çoğu arkadaşımız yanılıyor arkadaşlar. Trafik polisinin bu hareketini anladık. Doğru mu? Trafik polisi kollarını aynı şekilde aşağı indirdiğinde yine aynı şey geçerli. Kollarının istikametindeki araçlar geçebilir anlamındadır. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir? A. Sigorta B. Karbüratör C. Endüksiyon bobini D. Marş motoru Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Endüksiyon bobini bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir. Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yan yatış B. Yarı oturuş C. Sırt üstü yatış D. Yüz üstü yatış Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sırt üstü yatış pozisyonu verilmelidir ve kesinlikle sert bir zemine yatırılmalıdır arkadaşlar. Yatağın üstünde ya da yumuşak bir yerde kalp masajı, suni solunum yapılamaz. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? A. Burkulan bölgeye masaj yapılması B. Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi C. Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması D. Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması ilk yardım ilkeleri arasında yer alır. Yine takip mesafesi ile alakalı bir sorumuz var. Tehlikeli araçlarda alakalı bir soru çıkmıştı az önce. En fazla 50 metrede yaklaşabiliriz demiştik. Bu soruyu okuyalım. 120 kilometre hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? Az önce diğer soruda da bundan bahsetmiştim. A60, B70, C80, D30. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. En fazla 60 metre olmalıdır arkadaşlar. Yani 120 kilometre gidiyoruz ya 120 kilometre ile tam olarak yarısı. Hesaplayacaksınız. 120'nin yarısı kaç? 60. Öndeki aracı en fazla 60 metre yaklaşabiliriz. Bunu bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur? A. Buji kablolarının gevşek olması. B. Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi. C. Yağ pompasının arızalı olması. D. Alternatörün arızalı olması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi marş motorunun yavaş dönmesine neden olur. Sırada görsel bir sorumuz var. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A korna çalıp yayayı uyarması, B geçiş hakkını yayaya vermesi. C geçiş hakkını kendisinin kullanması, D bulunduğu şeridin sağına yaklaşması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Geçiş hakkını yayaya vermesi yapması gereken doğru bir işlemdir. Çünkü öncelik yayaların arkadaşlar. Sırada yine görsel bir sorumuz var. Şekildeki bölünmüş karayolunda 3 numaralı araç sürücüsünün azami yani en yüksek hızı saatte kaç kilometredir? Lütfen görsele dikkat edelim. Sorunun cevabı görselde gizli. A 30, B 50, C 70, D 90. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Azami yani en yüksek hızı 70 kilometredir arkadaşlar. Neden? Çünkü zeminde yazıyor. Yolda yazıyor arkadaşlar. En fazla 70'e gidebiliriz. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir? A) Sürücünün isteğine B) Mevsim ve yol durumuna C) Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına D) Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına göre malzemelerin miktarı belirlenir. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Solunum sıkıntısını azaltmak. B) Kan dolaşımını yavaşlatmak. C) Sindirim işleminin rahat olmasını sağlamak. D) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemektir. Buradaki amaç budur. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için olumsuz etkiye neden olmaz? Kafanız karışabilir bu soruda. Dikkatli dinleyin. A. Öfke B. Saldırgan sürücülük C. Sabırsızlık D. Sakin olmak Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Sakin olmak, güvenli sürücülük için olumsuz etkiye neden olmaz. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanın başkanlığında karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur? A. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu B. İl ve İlçe Trafik Komisyonları C. Karayolları Genel Müdürlüğü D. Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu arkadaşlar. Oluşturulan kurullardan birisi budur. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir? A- Şok, B- Yara, C- Koma, D- Tıkanma. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Yara adı verilir arkadaşlar. Mukozanın bütünlüğün bozulmasına yara denir. Dört zamanlı dizel motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Sayalım emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı ve egzoz zamanı. Buna göre hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır? A emme zamanı, B sıkıştırma zamanı, C ateşleme zamanı, D egzoz zamanı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıkıştırma zamanında hava pistonla sıkıştırılır arkadaşlar. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir? A. Kırmızı oklu ışık B. Yaya figürlü yeşil ışık C. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık D. Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık bu yolun yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir. Evet son sorumuza geldik arkadaşlar. Geri vites lambalarından biri parlak, diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Flaşör arızalıdır. B. Akü gerilimi düşüktür. C. Geri vites müşürü arızalıdır. D lamba bağlantısında oksitlenme vardır. Bu sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Lamba bağlantılarında oksitlenme vardır. Oksitlenme olduğu zaman biri parlak diğeri sönük yanar. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Sorulara ezber yapmayın. Soruların mantığını kavrayın. Bol bol test çözmeden önce mutlaka konu anlatımlı videolarımızı izleyin. Bu videonun açıklama kısmında linklerini bırakacağım. Aklınıza takılan her şeyi mutlaka bize sorun. Eğer özel derslerden faydalanmak isterseniz kanalımıza katılabilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki mavi renkli katıl düğmesine tıklarsanız detayları orada anlattım arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde de abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sağlıkla kalın.